Değerli dostlarım merhabalar. Tekrar karşınızdayım. Bugün İslam'da namaz ibadeti ve bunun namaz ibadetinin tekamül sürecini anlatacağım sizlere. Oldukça dolu dolu bir video olacağını şimdiden söyleyebilirim. Çünkü birçok detay vardır ve bunlar maalesef göz ardı edildiği için bazı konular bilinmemektedir. Öncelikli olarak şunu ifade edeyim ki geleneksel yorumlara bakılırsa Hazreti Peygamber'in Hira'da vahiy ile tanışmasının hemen ardından işte Cebrail'in geldiği, Cebrail'in onu Mekke'nin yukarı tarafına götürdüğü ve burada ayağı topuğuyla bir yere vurduğu, bu vurduğu yerden Ma'u-Muzen diye bir pınarın fışkırdığı ama nerede bu pınarın fışkırdığına dair asla yani bir kaydın yer almadığı, bir yer isminin zikredilmediği. Çünkü yer ismi zikredilirse bütün kurgu bozulur. Dolayısıyla da Hira'da vahiy ile tanışmanın hemen ardından Hazreti Peygamber'in namaza başladığı iddia edilmiştir. Hatta ve hatta namazın önemli rükünlerinden birisi abdest ayeti olduğu için ve aynı zamanda abdest ayetinin de Medine'de nazil olduğu için bu süre zarfında Peygamberimizin ilk namazı Hira'dan sonra kıldığına göre abdest ayeti de Medine'deki süreçten sonra hatta Medine döneminin ikinci yarısından sonra nazil olduğu için bu boşluğu Cebrail ile doldurmuşlar ve işte Peygamberimize abdest almayı aynı zamanda namaz kılmayı Cebrail'in öğrettiği daha sonradan Hazreti Peygamber'in doğruca evine gidip Hazreti Hatice validemizi aynı yere getirdiği ve burada abdest almayı öğrettiği ve ona da namaz kılmayı öğrettiği iddia edilmiştir. Dolayısıyla da böyle bir kurgu üzerinden namaz ibadetinin İslam'ın başlangıcından beri var olduğu şeklinde bir iddia ortaya atılmıştır. Tabii ki bu iddiada birçok kurgular, bu kurguda birçok boşluklar vardır. Bu boşluklarda işte abdest örneğindeki gibi, Cebrail örneğindeki gibi veya Hazreti Peygamber'in eşini getirip de ona namaz öğretmesi gibi iddialarda bir takım sıkıntılar vardır. Mesela şöyle bir soru sorsak ne diyebiliriz? İşte rivayetlere göre Hazreti Peygamber Hira'da 3 veya Alak suresinin 3 veya 5 ayetini almıştı. Hadi o onları ezberledi. Henüz evine gelmeden kurguya göre Cebrail ona namaz öğretiyor. Sonradan evine dönüyor, Hatice'yi de alıyor. Niçin mesela Hatice'yi evinde kıldırmadı gibi bir soru soralım, basit bir soru ama veya Hatice annemiz neler okudu? Hadi peygamber onları okuyordu. Dolayısıyla da bir taraftan da işte Hira'dan döndükten sonra Hazreti Peygamber'in korktuğu ve ondan dolayı yatağına kapadığına dair iddialar da vardır. Bunlarla birlikte de düşününce daha da anlamsız hale geliyor. Şimdi bunların temel nedeni nedir değerli dostlarım? Aslında Arapların namazı bildiğini veya namaz kıldığını, aynı zamanda namazın da tedrici bir süreç içerisinde tekamül ettiğini bilmemiş olmamızdan kaynaklı bir problem vardır. Yani asıl sorun burada düğümleniyor. Şimdi namaz İslam'ın en önemli ibadeti ise bu başlangıçtan beri var olmalı. Ama başlangıçta bunu destekleyecek fazla bir malzeme bulunamayınca ve aynı zamanda da namazla ilgili anlatılar veya iddialar veya namazla ilgili kanaatler son şeklini almış olan namaz üzerinden tanımlandığı için böyle bir boşluk doğmuştur. Dolayısıyla da benim öncelikle vurgulamam gereken hususlardan birisi bir, namaz İslam'la birlikte var olmadı. İkincisi de namaz şu anda bizim kıldığımız gibi son şeklini almış bir şekilde başlangıçtan beri kılınmadı. Yani namaz tarihi süreç içerisinde veya risalet süreci içerisinde tekamül ederek gelmiş ki birazdan anlatacağım. Zaten bu videonun asıl konusu da namazın tekamül süreci. Bir de bakacağız ki Medine döneminin sonlarına kadar namazda bir takım tekamül süreçlerinin olduğunu göreceğiz. O nedenle de bir kere şunu belirtelim. Araplar namaz kılmayı biliyorlar. Namazla ilgili rükudur, secdedir, kıyamdır, kâdedir, kıbledir, kıraattır vesaire bunların hepsini biliyorlar ve bunları salat kavramıyla birlikte kullanıyorlar. Bizim temel sorunlarımızdan birisi ise mesela geleneksel yorumlarda salata fix menü olarak hep namaz anlamı verilmesi.
Son dönemlerde bazı uç yorumlar vardır ki benim katılmam mümkün değil ama onlar da ya aslında namazı ifade eden salat kavramı nedir? Ya bir araya gelmektir, işte destek olmaktır gibi böyle uçuk kaçık, ipe sapa gelmeyen, hiçbir anlamı olmayan, son derece basit ve tamamen metne ayar vermeye yönelik, hiçbir metodolojik bakış açısı ile zikredilmeden dile getirilen anlamsız bir ibadet şekline büründürülüyor. Yani bunu diyene kadar ya zaten namaz yoktu deyin daha iyidir. Dolayısıyla da böyle bir şey, böyle bir görüşe de katılmam mümkün değil. Aslında salat kavramıyla ilgili ayrı bir videom olacak. Salat kavramının ne anlama geldiğine dair ama burada sadece detay vermeden şu kadar söyleyeyim ki salat kavramı evet dua, namaz anlamında kullanıldığı gibi aynı zamanda destek anlamında da kullanılıyor. Dua anlamında da kullanılıyor ve Allah'a yapılan ibadet anlamında da kullanılıyor. Biz Türkler İran üzerinden İslam'ı aldığımız için Farsçadaki namaz ifadesi Allah'a yapılan ibadet olarak bu şekilde dilimize girmiş ve Türkçeleşmiş. O nedenle artık biz de bunu kullanıyoruz. Dolayısıyla da mesela İslam'ın erken döneminde nazil olan ayetlerde salat kavramının kullanıldığını görürsünüz. Mesela feveylül lil musallin diyor. Yani işte o namaz kılmayanların halini. Aslında buradaki daha çok da gösteriş için destek anlamında müşriklerin yaptığı ibadet görüntüsünde yaptıkları eyleme verilen isim veya bir başka ayette Enfal suresinin 35. ayetinde onların namazı işte Kabe etrafında el etek çırpmak veya ıslık çalmaktan ibarettir şeklinde. Burada biraz daha ritüel türü namazı ama diğerinde feveylülil musallinde ise daha çok destek anlamında, yardım anlamında fakiri yedirmez doyurmazlar ama gösteriş için zenginlerine, zengin ahbaplarına yedirir içirirler. Fakiri de ite kakar ve gösteriş için bunu yaparlar şeklindeki bir muhtevaya sahiptir. Bu konumuz olmadığı için detayına girmeyeceğim. Sonuç itibariyle Araplar Hazreti Peygamber zamanında namazın ne olduğunu biliyorlar. Hatta Hazreti İbrahim'in dini geleneğinden kalan namazı da kimi Arapların eda ettiklerine dair örnekleri daha önceki videomda zaten anlatmıştım. Peki buraya kadar demek ki namazın bir henüz Hira'dan itibaren geleneksel yorumda olduğu gibi Hira'dan itibaren başlamadığını öğrenmiş olduk. O zaman hangi süreçten sonra namaz kılınmaya başlanmıştır? Değerli dostlarım, öncelikle şunu belirteyim ki Hazreti Peygamber Risaletin birinci yılında Erkam'ın evine taşınıyor ve birinci yılda henüz Erkam'ın evine taşınmadan önce yaklaşık bir 50 kişilik cemaati oluyor. Erkam'ın evine taşındıktan sonra burada geceleri inen ayetleri onlara okur, dostlarıyla konuşur, hasbihal eder, muhakeme muhasebe eder ayetleri ve bu şekilde bir dua, tezkiye, arınma bağlamında geceleri ibadet eder. Hatta zaman zaman da işte gece geç saatlere kadar ibadet etmeleri nedeniyle bazı Müslümanların yorgunluktan bitap düştüğü ve bu sürecinde henüz Risaletin 5. 6. yıllarına kadar yani fasılalarla devam ettiğine dair örnekler var elimizde. Nitekim de işte 5. 6. yıllarda namaz ibadeti biraz daha şekillenecek. Birazdan söyleyeceğim. Ondan sonra bu gece kılınan namaz Hazreti Peygamber'e özgü namaza dönüştürülür. İşte Müzemmil suresinin 20. ayetinde bundan bahsedilir ve kimi müminlere zor gelmesi üzerine de İsra 78-79'da bu namazın yani gece namazının Hazreti Peygamber'e özgü namaz olduğuna Kur'an-ı Kerim dikkat çekmiştir ve buna nafile demiştir. Yani Hazreti Peygamber'in fazladan yapması gereken veya yaptığı ibadet. Zaten Kur'an'da iki tane namazdan bahseder. Farz namaz, nafile namaz. Dolayısıyla da farz olan namaz bütün müminlere, nafile namaz Hazreti Peygamber'e özgü, sadece ona özgü namaz. Ekstra namaz da diyebilirsiniz buna. Dolayısıyla da Hazreti Peygamber'in yani ilk başta Erkam'ın evinden itibaren Erkam'ın evinde gece namazları, dua, tezkiye, arınma bağlamında henüz rükûlü secdeli olmayan bu bağlamda bir ibadet yaptığı, Risaletin 5. yılına doğru namaz ibadetinin yani salat kavramının ikame fiiliyle birlikte kullanılmaya başladığını görüyoruz ki benim tespitlerime göre Fatır suresinin 18. ayetinde ve 28-29.
29. ayetlerinde ilk kez salat kavramı yani ikame fiiliyle birlikte kullanılıyor. Dolayısıyla da bu ikame namazı ayağa kaldırmak demiştim. Dikkat ederseniz birinci dersimizde tam da bu bağlamda ikame yani daha önce zayi edilen, içi boşaltılan, yerlere düşürülen namaz ibadetini ayağa kaldırma bağlamında. Bu bağlamda ruku, secde, kıyam, kaadenin de süreç içerisinde yavaş yavaş şekillendiği ve ama 5. yıldan itibaren Hazreti Peygamber'in rukulu secdeli namaz kılmaya başladığını söylüyoruz. Demek ki ilk önce dua tezkiye arınma bağlamında gece namazları ki bu da her gece olmamakla birlikte gece namazları daha sonradan 5. yıldan itibaren yavaş yavaş tezkiye bağlamından ziyade artık ikame fiiliyle namazın eda edildiğini görüyoruz. Mesela 6. yılda bir takım ayetler nazil olmuştur. Peki nasıl namaza başladı Hazreti Peygamber gündüz namazlarına? Kimi rivayetlerde sabah, kimi rivayetlerde akşam olmak üzere günde iki kez namaz kıldı. Bu 5. yıldan sonraki süreci için söylüyorum. Mesela Kaf suresinin 39. ayetinde güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini yücel, tesbih et şeklindeki ayetten mütevellit olarak Abdurrezzak der ki işte Resulullah ilk önce öğle namazını kılmaya başlamıştır. Bazı rivayetlerde de önce sabah namazını ve akşam namazını kılmaya başlamıştır. Yani neyi anlatmaya çalıştım? 5. yılda namaz farzlaşmaya başladı ama dikkat ederseniz henüz daha böyle günün hangi vakitlerinde namaz kılındığı çok bilinmiyor. Araplar güneş doğarken, güneş batarken, güneş tam zevaldeyken namaz kılıyorlardı. Hatta Resulullah onlara benzememek için vakitlerde biraz oynama yapmıştır. Yani tam doğmamak üzere doğmadan veya işte tam güneş battıktan sonra namaz kılıyor. Veya işte zeval vakti öyle dönünce öyle kılıyor. İlk önce işte 6. yıla doğru sabah ve akşam namazını bazı rivayetlerde de öğle namazını kılmaya başladığını görüyoruz. Yine bu dönemde 6. yılda nazil olan demin Kaf suresini örnek vermiştim. Taha suresinin 14, 130, 132. ayetlerinde hatta Taha suresindeki bu ayetlerin birisinde işte aile fertlerine namaz kıl, emret, sen de namaza devam et şeklinde doğrudan bir şey vardır, emir vardır. Yine Rum suresinin 17-18. ayetlerindeki bu dönemde nazil olmuştur. Az önce söylediğim Kaf suresinin 39'a vurgu yapmıştım. 39 ve 40'da yine namaza vurgu vardır. Yine bu dönemde yani 6 ve 7. yıllarda nazil olan Hud suresinde ise büyük oranda 114. ayetinde namazın yerleri de büyük oranda gösterilmiştir. Bana göre 5 vakit namazın yani yerleri tam olarak neresi şeklinde bir takım sorular sorulur ki bununla ilgili ayrı bir konu olacak. Bu çok uzar çünkü burada bunları zikretmem. Ama bu Hud suresinin 114. ayetinde tarafeynin nahar ve zülefelleyl diyor. Zülef üçü ifade eder. Gece yani güneş batarken tam battı. Yani aşağı dediğimiz tam batış. Ondan sonra bir de güneş doğarken 3 vakit burada tarafeynin neharda gündüzün 2 vakti yani gündüzün iki tarafında o da ne olur? Öğlen ikindi olur. Buradan zaten 5 vakit çıkar ama işte kimileri 3 vakit belirtilmiş Salatul Ayşe, Salatul Vusta ve Salatul Fecr diye işte buradan hareketle 3 vakit belirlenmiş ikindiyle yatsı tam belirlenmemiş diyorlar. Halbuki o ayette de Nisa suresinde Salatul Ayşe da biliyorsunuz yatsı namazına denk gelir. Akşam namazı da değil, bunu da belirteyim. Yani yatsı namazı Kur'an'da zikredilen isimlerden birisi. Neyse konumuz bu değil, buna çok girmeyeyim ama Hud suresinin 114. ayetinde namaz vakitlerinin kılınacağı yerlere dair de açıklamalar var ki Hud suresi de yine 6 ve 7. yıllarda nazil oluyor. Keza bu dönemde nazil olan Taha suresinin 14 ve 132. ayetlerinde de yine namaz vakitlerinin yerleri bellidir. Sevgili dostlarım, nihai olarak namazın son hükümleri Mekke döneminde İsra suresinin 17 ve 18. ayetler, özür diliyorum, 78 ve 79. ayetlerinde İsra suresi 17. sure malumunuz. Bu surede en son namazla ilgili hükümler inmiştir ve artık namazın yerleri büyük oranda şekillenmiştir. Şimdi İsra suresinin bu ayetleri yani o 78-79. ayetleri nazil olduktan sonra اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ diye devam ediyor. Artık Hazreti Peygamber'in bütün rivayetler burada müttefiktir. Hazreti Peygamber'in namazı 5 vakte yayarak kıldığı. O zamana kadar az önce söylediğim gibi sabah,
Kimi rivayetlerde sabah akşam, kimi rivayetlerde de öğlen vaktinde kıldığı, ama İsra ayetiyle birlikte, İsra suresiyle birlikte ki Mekke'de inen son suredir ve hicretten 1,5-2 sene öncesinde nazil olduğu söylenir. Dolayısıyla da bundan sonra artık namaz hükmü gelmiyor. Resulullah bu ayetle birlikte günün 5 vaktinde namaz kılmaya başlıyor. Burada bir tedriciliğin olduğunu görüyoruz demek ki. Dolayısıyla da İsra suresi bu bağlamda bizim için önemli. İkinci bir detay ise az önce söylediğim gibi 79. ayette Hazreti Peygamber'in gece kıldığı namazı Kur'an-ı Kerim peygambere özgü namaz olarak vaaz ediyor veya tesis ediyor. Ama bu olay maalesef, yani İsra olayı Miraç'la karıştırıldığı için Miraç'tan namazın farz kılındığı gibi enteresan ve romantik yorumlar ortaya çıkmıştır. Oysa dikkat ederseniz az önce söylediğim ayetlerde henüz 5. 6. yıldan itibaren sevgili peygamberimizin ve müminlerin de namaz kıldığı, mesela Hazreti Ömer 6. yılda Müslüman olmuştur. İbni Mesud isnatlı bir rivayette biz Ömer Müslüman olana kadar Kabe avlusuna inip ibadet edemezdik diyecektir. Hatta Ömer'in Müslüman olduğu gün hadi iniyoruz diyeceklerdir. O gün de Ebu Bekir'i komaya sokacaklardır müşrikler. Ondan sonra Habeşistan'a hicret etmek girişiminde bulunacak Hazreti Ebu Bekir. Dolayısıyla da 6. yılda bakınız demek ki Kabe avlusunda bir şey yapılıyor veya Resulullah amcanın himayesinde olduğu için bireysel orada ibadet edebiliyordu. Hatta mesela bir rivayette Hazreti Peygamber'in amcası Abbas'ın bir dostu geliyor, Yemenli bir dostu. O diyor, o Hazreti Peygamber'i görüyor, Kabe avlusuna geliyor. Sonra bir kadın geliyor, sonra bir çocuk geliyor. Yani Hazreti Hatice validemiz ve Hazreti Ayşe, özür diliyorum, Hazreti Ali. Peygamberimiz ellerini kaldırıyor. Onlar da ellerini kaldırıyorlar. Göğe doğru böyle dua edip namaz kılıyor. Yani dua ediyor. Daha tam namaz şekillenmemiş. Bunu Abbas'ın misafiri Afif görüyor. Diyor ki bu ne yapıyor? Bu diyor bizim yeğen işte. Yani göğün tanrısı sanki buna böyle ibadet edin demiş. O da onun için böyle ibadet ediyor. Adam diyor ki bu çok garip bir şey diyor. Bakınız bu hadise doğru yanlış ama rivayetin çok erken dönemi, Risaletin erken döneminde. Dolayısıyla da Hazreti Ömer 6. yılda Müslüman oluyor, 6. yılın başlarında. Bu tarihlerde de İbni Mesud isnatlı rivayeti dikkate aldığımız zaman demek ki bu tarihlerde müminlerden özellikle de zaten namaz bireysel kılınıyor. Resulullah Kabe avlusuna inip namaz kılabiliyor veya ibadet edebiliyor. Bu açıdan baktığımız zaman namazın Miraç'ta farz kılındığı gibi bir iddiayı kabullenebilmek mümkün değil. Bunu hele hele ilahiyatçı akademisyenlerin dillendirmesi ise son derece komik, son derece pespaye bir yorumdan başka bir şey değildir. Neden? Çünkü İsra olayı bütün rivayetler, bütün olaylar müttefiktir ki Risaletten 1,5-2 sene önce, yani 1,5 ama biz ona 2 sene düz diyelim. Yani 12 yıllık Risaletin, 12,5-13 yıllık Risaletin 11. yıllarında İsra olayı yaşanıyor. İsra olayının akabinde Miraç olayı oluyor ve kurguya göre işte Miraç'ta peygambere göklerde namaz 5 vakit olarak farz kılınıyor ve ondan sonraki hikayeyi de zaten biliyorsunuz. Onlara girmeyeceğim. Oysa daha 6. yılda nazil olan ayetlerde namazdan bahsediliyor. Biz ne yapıyoruz Allah aşkına? Yani kime neyi öğretiyoruz? Ve bunu bizim ilahiyatçılar dillendiriyor. O yüzden ben insanlara bir şey diyemiyorum. Yani mesela bizde bir akademisyen güya peygamberimizin kıblesini yazmış. Yani ilk kıble diye de getirmiş, Kudüs'ü ilk kıble diye dayatmış. Ondan sonra da demiş ki peygamber burada namaz kıldı. Dolayısıyla da Kudüs ilk kıbledir deyip meseleyi buraya bağlamış. Yani bu adamın Kur'an'dan bir haber olduğu, böyle buz gibi Kur'an cahili olduğu apaçık ortada. Demek ki 11. yıla kadar Resulullah hiç namaz kılmamış, hiç ibadet etmemiş. Demek ki ne tarih bilgisi var, ne Kur'an bilgisi var. Maalesef işte rivayet sarhoşu olunca böyle oluyor mevzu. Ve böyle acayip acayip yorumlar çıkmıştır. Dolayısıyla da İsra olayında, İsra ile daha doğrusu namazın Miraç'la ilişkilendirilmesinin sebebi en erken döneme ait rivayetlerde İsra olayı ile birlikte veya İsra suresinin inzali ile birlikte, daha doğrusu İsra suresindeki namaz ayetleriyle birlikte peygamberimizin namazı 5 vakte yaymasından kaynaklıdır. Mesele bundan ibarettir.
Diğer yandan başka bir şey söyleyeceğim değerli dostlarım. Dikkat ederseniz bütün ibadetler Mekke dönemindedir. Zekat gibi, şey Medine dönemindedir. Hac gibi, ne bileyim işte oruç gibi ibadetler. Ama bu temel ibadet namaz Mekke'de nazil olmuştur. Mekke'deki ayetlerle birlikte farzlaşmıştır ve belli bir süreç içerisinde demiştim az önce dua, tezkiye, sonradan rukulu secdeli namaz. Önce günün iki vaktinde, sonra beş vakte yayılıyor ve bireysel kılınıyor ve Resulullah iki rekat, sadece iki rekat olarak kılıyor. Bununla ilgili de ayrı bir konuşmam olacak ama onu şimdilik dillendirmeyeceğim. Burada demek ki Mekke döneminde bir tedricilikten bahsettik. Medine dönemine geliyoruz. Medine döneminde de yine tedricilik vardır. Mesela kıble değişikliği, cemaatle namaz kılma, ezan, namazların dört vakte çıkarıldığı iddiası ki buna değineceğim. Bu apayrı bir konudur. En çok da sanıyorum merak ettiğiniz konulardan birisidir ama bundan sonraki videom zaten bu konuyla ilgili olacak. Keza daha önce söylediğimiz gibi abdestin zorunlu hale gelmesi, işte sarhoşken namaza yaklaşmayın, daha sonradan işte içkinin tamamen yasaklanması ve diğer yandan mesela namazdan meşguliyetin kalkması, Mekke dönemindeyken veya Medine döneminin başlarında Resulullah'a birisi gelirdi, selam aleyküm selam derdi, o da aleyküm selam der, selamını alırdı. Resulullah zaten bireysel olarak kılıyordu. Nitekim de Habeşistan'a gidenler Resulullah'ın böyle namaz kıldığını bildiği için döndükten sonra selam veriyorlar, Resulullah selamlarını almayınca üzülüyor İbni Mesud, hatta ya Resulallah bir yanlış mı yaptık? Önceden bizim selamımızı alırdın, şimdi almıyorsun. Diyor ki namazda meşguliyet vardır. Artık namazda konuşma yoktur. Dolayısıyla da bak burada da bir tedriciliğin olduğunu görüyoruz. İşte kıble değişikliği veya işte dört vakte çıkarıldığı iddiası ki ben buna katılmıyorum ama onun detayını anlatacağım. Medine döneminde dikkat ederseniz herhangi bir namaz ihdas edilmiş değildir. Sadece Medine döneminde Nisa suresinin 101 ile 103. ayetleri arasında korku namazından bahseder kaynaklar. Bunun haricinde Medine döneminde yeni bir namaz olayı yoktur. Sadece Bakara suresinde Salatul Vusta diye buna vurgu vardır. Müminlerin namazı savsaklamasıyla alakalı olarak dikkat edin diye. Nüzul konjonktürü açısından baktığımız zaman namazın serüveni budur. Mesela Medine döneminin başlarında birisi cemaat cemaatleşme başlayınca birisi kaçıncı rekattasınız diye söyler. O da der ki işte beşinci rekatta, üçüncü rekatta ve o adam da gelir başlardı ama daha sonradan işte meşguliyette kalkıyor ve böylece namaz artık belli bir tedrici süre ile birlikte tekamüle eriyor. Mesela içki ayetinde de sarhoşken namaza yaklaşmayın diyor. Daha sonradan ritsun min ameli şeytan diyor mesela. Hatta bu içki ile ilgili de çok enteresan şeyler anlatılır. Mesela Hazreti Peygamber'in amcası Hamza, Hazreti Ali'nin bir devesini içkili sarhoşluyken, sarhoş haldeyken, içkiliyken hörgücünü kesmiş de canlı devenin, Ali de bunu satacaktır. Bundan dolayı hatta bu bütün Bukhari'sinden Müslim'ine kadar bütün rivayetlerde mesela Bukhari 13 Musakat 13'te, Talak 11'de veya Müslim Eşribe'de, Eşribe 1'de bunların bütün varyantlarını görürsünüz. Bedir'den kalan devedir. Bak Bedir Savaşı'ndan önce sonraki kalan deveyi kesiyor, yani canlıyken hörgücünü kesiyor. Demek ki bu tarihlerde içki vardır. Mesela içkinin de bu anlamda üç aşamalı bir süreçte kalktığını görüyoruz. Bakara suresinin 219. ayetinde, Nisa az önce söylediğim 43. ayetinde, hatta Nisa 43 ile ilgili içkili içen namaza yaklaşmayın ayetiyle ilgili enteresan bir şey anlatılır. Abdurrahman bin Avf bir ziyafet hazırlıyor. Hazreti Ali de oradadır. Namaz kılacaklar ama Ali birkaç kez bu Kafirun suresini okurken şaşırıyor. Bunun üzerine işte ne okuyacağınızı bilmeyecek kadar sarhoşken namaza yaklaşmayın diyor. Kimisi de hatta diyecektir ki ben içiyorum sarhoş olmuyorum veya ben namaz öncesinde içmiyorum diye içmeye devam edeceklerdir. Bunun üzerine işte Maide 91'deki ayet geliyor ve ritsu min ameli şeytan diyor, malumunuz, uzatmamak için söylüyorum ve böylece artık namaz da böyle sarhoşken namaza yaklaşma meselesi tamamen ortadan kalkıyor. Maide suresi ne zaman hocam? Maide suresi Hazreti Peygamber'in Hudeybiye seferinden sonra ve Kaza Umresi safahatında nazil olan sure. Ve Maide 6'da abdest ayeti vardır dikkat ederseniz. Ve Maide 91'de de içkiliyken namaza yaklaşmayın ayeti gelmiş. Demek ki bakınız bu bile bir tedricilik ve bu zamana kadar devam etmiştir. Sonuç itibariyle ne söylemeye çalıştık? Demek ki namaz bir anda böyle beş vakit olarak nazil olmamış, belli bir tekamül sürecinde, hatta rükûlü secdeli başlamamış, daha sonradan rükûlü secdeli başlamış ve böylece tekamül etmiş bir ibadettir. Epey uzun oldu. Namaz olunca haliyle bazı konuları anlatmak biraz zor. O yüzden detaylı bir şekilde izah etmeye çalıştım. Bundan sonra namazların rekat sayıları ve işte namazla ilgili diğer hususlara da, cuma namazı gibi konulara da değineceğim inşallah. Dinlediğiniz
dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.